Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz isteyen Denizli Milletvekilimiz Sayın Haşim Teoman Sancar. Sayın Sancar, süremiz 5 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın bütçesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Savunma Sanayi Başkanlığı bana göre Türkiye'nin ve her ülkenin en önemli değerlerinden birisi. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması faaliyetlerini yürütmek üzere çok önemli bir kurum. Bu faaliyetler yürütülürken mutlaka amacımız yerli, milli ve azami ölçüde üretebildiğimiz silahların bizlerde imkanı olmasıdır. Savunma ihtiyaçlarımızı başka ülkelerden görürsek ve özellikle şu dönemde dış ilişkilerini son derece dengesiz götüren bir hükümetin olduğu bir dönemde Rusya ile küsersiniz S-400 kalır, Amerika ile küsersiniz F-35 kalır. Ondan sonra her gün oradan acaba silahlarımızı ne zaman verecek diye bakarız. Onun için yerli ve milli olmak önem taşımaktadır. Diğer açıdan Aselsan, TAİ, Roketsan, Havelsan gibi yerli savunma sanayi firmalarına baktığımızda maalesef buralarda çok ciddi anlamda kadroların taraflı ve yanlı yapıldığını ve bir beyin göçünün oluştuğunu görmekteyiz. Geçtiğimiz günlerde de basına yansımış olup mühendislerimizin birer birer buralardan Hollanda'ya, Avrupa'ya, Almanya'ya gittiğini okumakta ve duymayız. Bu sebeple en önemli tabii ki kadrolaşmadan öte liyakatı kendimize bir kıstas olarak almak zorundayız. Maalesef AKP'nin tüm kurumlarda yaratmış olduğu bu kadrolaşma ülkemizin göz bebeği kurumlarına da sirayet etmiştir. Tersine bir beyin göçü yaratmadığımız sürece savunma sanayide yenileşme ve teknolojiyi umut etmemiz mümkün değildir. Siyasi erk bu kurumlara müdahale etmek yerine buralarda akademik kariyer aramalıdır. Bu arada Aselsan'da hala 2006 ve 2013 yılları arasında gerçekleşen cinayetlerin, faili meçhul cinayetlerin neden olduğu, nasıl olduğu aydınlığa çıkmış değildir. Değerli milletvekilleri, savunma sanayi kadar buraya hizmet veren ve bunun için kurulan güçlü bir ordu ve onunla birlikte beraber yarışan bir silahlı kuvvetleri vardır. Maalesef denizimizde aynı şekilde 11. Piyade Tugayı'nda o modern silahları, o yerli silahları, o milli silahları teslim edeceğimiz komutanlar başta Tugay komutanı olmak üzere 64 tane subay ve asubay FETÖ terör örgütü üyesi olmaktan tutuklanmıştır. Yani Sayın Genel Başkanımızın da ısrarla ve devamlı dediği gibi ordunun siyasete, tarikat ve cemaatlere alet edilmesinin ülkenin başına neler açtığını, başımıza neler getirebileceğini, hangi hayati tehlikeleri açacağını maalesef 15 Temmuz'da hep birlikte gördük. Tıpkı 15 Temmuz alçak darbesi gibi bugün baktığımızda subaylarınızı, assubaylarınızı siyasete alet etmez iseniz o güçlü silahları teslim edebileceğiniz vatansever, milliyetçi, cumhuriyetçi, Atatürkçü subaylar eskisi gibi görevlerine devam edecek ve ülkemizin bekasını sağlayacaktır. Maalesef o günden bugüne o gariban uzman çavuşlarımızın, o gariban harbi öğrencilerimizin dışında FETÖ ile yaptığınız göze batan bir mücadelede yoktur. Üzülerek söylüyorum ki Zaman Gazetesi'nin yönetim kurulu üyeleri, patronları beraat edip burada bakanlıklar alırken maalesef ve maalesef gariban uzman çavuşlarımız 3 yıldan bu yana haklarında hiçbir iddianame, hiçbir soruşturma, hiçbir kovuşturma olmamasına rağmen cezaevindedirler. Çolukları çocukları açtır, perişandır ve yaşanan bu kaosun vebali de siz AK Partililerin boynundadır. Bunu böyle bilmenizi istirham ediyorum arkadaşlar. Son sözümüz artık gerçekleri hep birlikte söylemeli ve birbirimize aykırmalıyız. Başka Türkiye yok. Sizden olmayanı ötekileştirerek, bizimle beraber değilsin, burada çalışma diyerek, sadece güçlü şüpheyle akademik kariyeri olanları silahlı kuvvetlerinde en önemli mevki ve makamlarda çalışan arkadaşlarımızı böyle iftiralarla, böyle kınamalarla görevden alırsanız bu Türkiye'nin bir daha onurlu, gururlu ordusu maalesef halkın gözünde rencide olacaktır.
bugünden itibaren liyakatın, bugünden itibaren kariyerin, bugünden itibaren hakkaniyetin olduğu bir tür silahlı kuvvetleri yaratırsanız vereceğiniz silahlar önce sizlere bizlere değil gerçekten düşmanlara doğrulur. Onun için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üzerinde artık cemaatin yapılaşmasını, artık yandaş kayırmasını, artık kadrolaşmaları engelleyin. Sayın Sancar, bir dakika toparlayıp selamlayalım. Buyurun. Ve bırakın yüksek askeri şuralarda özgürce, adaletlice, hak, hukuk ve adalet kavramında cemaatçi olanlar, örgütçü olanlar, FETÖ'cü olanlar ayıklansın. Aslanlar gibi yeni teğmenlerimiz, uzman çavuşlarımız cephelerde onurla ve gururla savaşsın. Meclisi saygıyla selamlıyorum. Tamam. Teşekkür ederim Sayın Sancar.